Bengütürk TV'den Sebep Sonuç'tan senenin ilk programından herkese hayırlı geceler efendim. Bu gece kadim bilgelik başlığı altında alemleri konuşacağız. Araştırmacı yazar Kubilay Aktaş ile beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Dün seneye görüşürüz esprisini yapmadınız en son konuşmamız üzerine. Öyle mi? Yapmadım mı? Tamam. O zaman yeni sene hepimize inşallah çift kanatlılık 2020'deyiz. Hı hı. Bir anlamı var mı? Yani sayılar düzleminde bir sayısının bilinci Allah'ı temsil ettiği, ikinin dualite doğayı temsil ettiği, üçün de insanı temsil ettiği. Hı hı. Onun için tasavvufta sayılar insan noktasında üçler, beşler, yediler, kırklar. Hazreti Peygamber'in bir hadiste var. Allah kendini bende, ben kendimi Fatma'da seyrettim. Bu manasıyla ikili yapıyı eğer ki biz ahadiyet noktasında sıfır düzleminde yani dengeye getirebilirsek bir çift kanatlılık olur. O yüzden hani hep söylenir ya işin şeriatı, tarikati, hakikati, marifeti. Hı hı. Bir noktada işte bedenimiz var, psikolojimiz var, sosyoloji var. Bir de kozmik boyutlarla bunların dengelenmesi, hep birliktelik var. İnşallah bu 2020 sayısı önemlidir. Tamamlanma sayısıdır yani tamamlanma. Bir çift kanatlılığa, bir teslimiyete, bilinci, iradeyi alemlerde savrulmamak. Yani ama duygusal düzeyde, ama sosyal düzeyde, ama biyolojik düzeyde hastalıklarla alakalı manipülasyonlara düşmemek ve aklı hür kılabilmek, özgür kılabilmek. Özgürlük keyfilik değildir, özgürlük sorumluluktur. Yani Rabbimize yönelik, bizdeki has esmaya yönelik, bizdeki dahi, dehaya, yeteneğe yönelik eğer ki biz bir açığa çıkış, bir tezahür gerçekleştirebilirsek o zaman mutlu oluruz, memnun oluruz. Kesinlikle. Yani Rabbimizi razı etmemiz, kendimizi bilmemiz. İnşallah. Bu arada seminerler devam ediyor. Yoğundunuz. Seminerler evet. Yani ben 7 yıldır, 7 yıl oldu yaklaşık. Yani her cumartesi, pazar neredeyse böyle bir 3-5 tane olmamıştır belki istisnasız devam ediyor. Yurt içi, yurt dışı seminerler devam ediyor. Takipçiler Allah razı olsun çünkü geliyorlar. Çünkü sosyal medyadan çok fazla mesaj geliyor. Evet. Kubilay Aktaş'ı tekrar görelim. Hatta bir sürekli hale gelsin. Hani ayda bir olsun, işte iki haftada, üç haftada bir olsun deniyor ama tabii sizin yolunuz ben var. Ben sadece seminerlerle alakalı veya kendimle alakalı şunu söyleyeyim. Ben dinleyiciler de 2020'de hepimiz inşallah birbirimize helalleşmiş olalım. Yani bu her çalışma için geçerli. Her şeyin doğrusunu bir kere Allah bilir. Kesinlikle. Bizler belli perspektiflerden ve belli bakış açılarından bakıyoruz. Söylediğimiz şeylerde yanlışlar olabilir, eksikler olabilir veya kendimizce şataat hallerinde böyle belki duygusal patlamalarla anlatmış olduğumuz şeyler olabilir. Kişiler yani az önce konuştuğumuz gibi seninle de konuştuk. Bu programda anlatılan yani en azından benim kendimle alakalı söyleyeyim. Lütfen kendi akıl muvazenenizden geçirin. Yani kendi perspektifinize uygun olanları alın. Çünkü biri üstündür biri aşağıdır değil. Ben bu nefis mertebesinden bakıyorum. Sen oradan bakıyorsun. Yani kendi öbürü. Tecrübelerimden. Tecrübelerimden bakıyorum. Artı dün anlattığım şeyin arkasında da olmayabiliyorum bazen. Sonuçta ben bir araştırmacı yazar. Yani ben bir macera... Bir taraftan insanız, beşeriz. Tabii, tabii. Yanılabiliyoruz. Aynen. Yani dün söylemiş olduğun şeyler bir bakıyorsun öyle değilmiş, böyle olabiliyor. Ve gerçekten bir nehirde iki defa yıkanılmaz deniliyor ya. Ben fakat kendimle alakalı, ben derken şahsi kendimle alakalı net şunu söylüyorum. Seminerlerde de olsun, görüştüğüm insanlarda da olsun. Biraz insan iddia ettiği şeyden imtihana sağlam tutuluyor. Bunun farkında olalım. Bu iddialardan daha ziyadesiyle her konuşmanın aslında bir görecelilik olduğunu, bir perspektif olduğunu, doğrusunu da Allah'ın bildiğini ve birbirimizi bunlarla yargılamamamız gerektiğini, yargılamak çok şey oluyor yani, evet. etiketlemek. O etiketler bir süre sonra büyümeye başlıyor. Bir bakıyorsunuz havada bir varlık oluşturmuş ve etiketlediğiniz kişiye yapışabilir veya size de yapışabilir. Yapışabilir derken hangi cenahtan bakıyorsanız o cenahla yargılanıyorsunuz. O açıdan Cenab-ı Hakk'ın nazarından, Cenab-ı Hak diyoruz ya Hakk'ın nazarından. Onun hakkının
veçesi, o benim hakkımın veçesi. Dolayısıyla ben anlaşıldığını düşünüyorum hocam. Ortak, şu an söylemek istediğiniz ortak, şeyi çok iyi anladım. Ortak akla gelmek gerekiyor. Kişisel hükümlerden ve yargılardan çıkıp az önce bir hadis üzerine şey yaptık ya. Onu şimdi tanıtıma gireceğiz. Tanıtımdan sonra programa başladığımızda girmiş olalım. Ama programın başında anlatmak istediğiniz tabii şeyden, hani sosyal medyadan gelen yorumlarla da ilgili. Bu yaşamla alakalı. Yaşamımızı da böyle yaratıyoruz. Örüyoruz yani. Gelen böyle tepkilerden. Kaderimizi de böyle şey yapıyoruz. Yani beynimizde 12 lob mu var, işte sonsuz boyutlu bir lob. Şimdi siz bir yere sürekli vurgu yaptığınızda, o lobla baktığınızda orası öyle olmaya başlıyor. Bir de bu hakikaten az önce de konuştuk. Mehdiler çıkıyor, İsa'lar çıkıyor. Ondan sonra kendi Rabbini, nefsini ilah edineni gördün mü? Kendi perspektifini. Hayır, sadece şey değil. Kendini o makamda görüp söylemesi haricinde sizi de görüyor tabii, tabii, makamda. Tabii. Sen aslında şusun, haberin yok. Ya bir de o var tabii. O da sen tabii. işte İslam'da reenkarnasyon yok ama sen işte İmam Ali'nin 12. torunlarındansın diye sana söylüyorlar değil mi? Enteresan bir şey. Tabii. Bana da o şekilde arkadaşlar, bunlar hiç sağlıklı şeyler değil ve maalesef yani belki şu anda bizi tabii birçok insan izliyor ama büyük bir kısımda da bu tür hüküm vermeler olabiliyor. Belki çevrenizde de bunlara şahit olabiliyorsunuz. Günden güne bunun artmasının da sebebi ne biliyor musun abi? Bu filmler, bu subliminaller ve bu yediklerimiz, beyinde omega 3'ün düşmesi, B12'lerin düşmesi, demirin düşmesi, DDT zehirli, bir nöron kayması, nöron ve radyoda program yapıyordum. Açıyor diyor ki beni anlatmayı bırak ya diyor, beni anlatmayı bırak diyor. Şimdi, ama öyle yaşıyor. Yaşıyor. Kabul ediyor kendini. Ve ona dair deliller toplamaya başlıyor. Ya ben biliyorum, derse gelmiş bir yakını vefat etmiş, sensin onun sorumlusu diyen insanlar var. Yaşamımızın çoğu zaman gidişatında hani bir günah keçileri, böyle enteresan, her şey Allah'ın takdiriyle olmaktadır. Hasbinallahu ve ni'mel vekil zikrini çok çekmemiz lazım. Eğer biz aklımızı sadece, kendi nefsimizi referans alır, onu vekil tutmazsak hakikaten ayağımızın kaydı ve ahir zamandayız. Bu tür algılar özellikle de bu son dönemlerde, bu az önce gösterdiğin birkaç tane klip vardı. Orada işte bazı işte uyuşturuculara yönelik, efendim cinselliğe yönelik konuların çok dejenere edilmesi. Bence aslında devlet, yani insanı kamil bilinci hepsine el atabilmeli. Cinselliği de kemalatında anlatmalı. Varsa başka boyutlara çıkmayı da bunu kemalatında anlatmalı. Hani Muhittin Arabi'nin bir sözü vardır. Der ki hayal der atın olsun, akıl ise bineğin olsun. Yani kullanmış olduğu bu hayaller, yani bu hayallerimiz eğer ki realiteye, yani akla uygunsa bunları alalım. Ama akla uygun değilse sonuçta, yani elektrikli arabaya katkı sağlayacaksa bu hayallerimiz, eğitim sistemimize katkı sağlayacaksa alalım. Ama birbirimizi yargılama, hüküm verme ve ben böyle okudum şeklindeki, yani orada yorumlarda da oluyor bazen, öyle hükümlerle karşılaşıyorsun ki sen işte münafıksın. Sen işte kabalist. Şeysin, kabalistsin. Ne yazmış sana? Kabalist. Kabilist mi? Kabalist de biliyorum. O yüzeye bir, çok bir şey yapmış takılan hani. Var. Tılsımlı. Işte tılsımlı. Sen işte şucusun. Sen hayır. Yani dört tane şahidin var mı diyor yani. Yani dört tane. O yoğurt mevzusuna yorcu. Girelim. O zaman tanıtımdan sonra gelelim, girelim. Peki, olur. Bugün aslında şöyle. Vakit zaman derler. Onu da dinleyeceğiz inşallah. Bugün şöyle yapalım hocam. Değişik bir program olsun. Tamam. Değişik, ben bir kurguda, ne kadar değişik bir program olur. Kurguda gideceğim ama tabii başlık tamam, olur, anladım, alemler. Anladım. Metafizik olur. Alemde hı. Var. Tabii alemlerin alt başlığı olarak. Evet, boyutlar, DMT alemler, farzlar. Ya bu açıldığı konu, an görünenler, silüetler, öncesi, evet, sonrası, tamam, olur, ritüelleri olur, ya da okumaları nedir? İnsanlar, yani bu tecrübelerinizden, onları bu konulara çok meraklılar. Tövbeyi konuşalım, insanı kamil olmayı konuşalım. Levame mertebesinde konuşalım. Tamam, rüya, vahiy tamam, farkını olur, konuşalım. Olur. İstiyorum, sevgili seyirciler, bir tanıtım var, onu izleyelim. Sonrasında buradayız, sebep sonuç başlıyor. İnşallah. Sebep sonuçta kadim bilgelik düzleminde alemler dosyası masaya yatırılıyor. İnsani kamil olmak ne demek?
Ortak bilinçle ruh ve nefs mertebeleri nasıl anlaşılmalıdır? İlahi planı doğru anlamak ve kendini inşa etmek nasıl süreçlerdir? Tövbe nedir? Nefsi levvamenin diğer nefislerden farkı nedir? Beynin algılama sistemi ve belleğin yanıltıcılığıyla rüya ile vahiy arasındaki farklar nelerdir? Alemler ve özellikle metafizik alem bize nasıl tecrübeler kazandırır? Hazreti Musa ve Hazreti Hızır kıssasındaki psikolojik açılımlar, hayal akıl dengesi ve korkularla başa çıkma teknikleri nelerdir? Hepsi ve daha fazlası az sonra Sebep Sonuç'ta. Evet. Kubilay Hocam, şöyle başlayalım. Evet. İnsanı kamil olmak. Evet. Biz nasıl olacağız? Evet. Yani, nedir ve biz nasıl olacağız? Yani Allah bizi o kamil mertebelere seyrettirsin. Duamız bu, niyetimiz bu. Hani bunu bir insanı kamil olduğumuz falan filan için değil. Bu kadim bilgelik açısından da bizim bir kadim bilgelik okulu dediğimiz bir çatımız var. Bu çatıda da bunları anlatıyoruz ama aslında kadim bilgeliğin konusu bütün öğretilerin ortak noktası olan insan bilincinin inşasıdır. Bunu tabii ki felsefede anlatır, yani hikmet ilminde anlatır, bilimde anlatır, yani nesnelliğin şerhinde anlatır. Bir de bunu sanatta anlatır, yani ürününü çıkarma noktasında anlatır ki din zaten özüne bakacak olsak insanı inşa etme, yani din bir yoldur ve bu yol yolcuyu inşa etme, gerçekleştirme. Allah'a giden yollar nefesler sayısıncadır. Bütün yollar yuvaya çıkar. İşte burada kamil yolcu yuvaya ulaşmış. İnsanı kamil yuvaya ulaşmış. Yani zaman ve mekan bilincinin aşkındığında, nefsi mutmainne de diğer nefis mertebelerinin algı ve manipülasyonlarına düşmeyip bunlar üzerinde dengeleyici bir katalizör gibi iş görebiliyor. Arif-i billah bir ayna gibi. Arif-i billah bir Budist'le karşılaşsa, örnek veriyorum. Bu arada bir yorumda da öyle yazdım. Budayı bize sempatik mi göstermeye çalışıyorsunuz filan demişler. Büyücü diyen var. Var. Hocam dikkat edin. Bir Budist'le karşılaşsa buna Buda'nın kemalatını gösterdiği gibi onu Muhammedi şuurla da bağlar. Onu o mertebede bırakmaz. Bir Müslümanla karşılaşsa kamil bilinci, Muhammedi bilinci onu anlattığı gibi ona İsa bilincini de Musa bilincini de anlatır. Yani insanı kamil bilinci bir okyanus gibi bütün dalgaları kendinde cem etmiş. Ayna görüntülerde ne yapmıyor? Seçim yapmıyor. Her şeyi kamil manada yansıtıyor. Fakat diğer görüntülerle de bunun ilişkisini kurabiliyor. İşte bu Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresi, değil mi? Mekki ve Medine sureleri. Yani bizim tıpkı sempatik ve parasempatik sinir sistemimiz gibi veya bizim sağ lobumuz ve sol lobumuz gibi, yani akıl boyutu ve sezgi, ruh boyutu gibi. Bu noktaların tam merkezindeki Fatiha suresi, insanı kamilin suresi ki berzahtır aslında o bir. Bir tarafı işte sonsuzluğa, bir tarafı da sınırlılığa bakar ki bir orkestra şefi gibi. O farklı farklı unsurlar arasında, öğretiler arasında bir harmoni oluşturur. Yani farklı ses tınılarından öyle bir harmoni çıkartır ki o her birisi, her bir müzik aleti de o harmoniden beslenerekten mayalanır. Yani insanı kamili onun için arıya benzetirler. Hazreti Ali'nin ve arının sırrına akıl ermez derler. Zira arı her türlü baldan, her türlü çiçekten topluyor ama onu öyle bir harmonide ve tevhidde bal olarak, değil mi? Ve onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkıyor. Dolayısıyla kamil bilinç dediğimiz işi marifetullahında görmüş. Hakikat bir denizdir ama marifet o dalgaları birbiriyle harmoniye getirmektir. Hakikat sestir ama o sesten beste yapabilmek marifettir. Arif-i billah dediğimiz irfan dağında, ki ne güzel değil mi? Okuyayım mı? Hep buraya getirmeye çalışıyordum deminden beri. Vakit zaman derler, anı daimidir. Yani zaman ve mekanı aşmış, besmelenin B'si altındaki noktada, o sükunda zevki külli derler, kalbi selimdir. Yani bir zevk
külli zevktir ama aslında kalp tatmin olduğunda hal lisanı derler. Aslında en derininde sükutlardan gelir bu. Bakıp ümmi derler, onlar alimdir. Göz ile okunur, dudak değildir. Bakarak dinlenir, kulak değildir. Bakarak dinlenir, kulak değildir. Bu çok güzel İsmail Emre'nin bir şeyi. Yani bir noktada notaları aşmış, o notaların senfonisini duyabilmiş ve bu duyduğuyla da o notaları birbiriyle tanıştıran bir aslında orkestra şefi misali. Bizim içimizde işte nefs-i mutmainne, aslında tek nefis mertebesi var. Yani nefs-i emmare dediğimiz içgüdümüz, kendi fevri durumumuz. Nefs-i levvame bir noktada emmarede yapmış olduğumuz hataları, nefs-i levvame tam bir levvame bir öz eleştiridir. Fakat biz genelde dikkat ederseniz öz eleştiriyi hep dışarı yaparız. Yani hep dışarısı suçludur ağırlıkta. Yani onlar böyle yapmasaydı ben böyle yapmazdım. Halbuki bir ilişkide %100 karşı taraf haksız, karşılıklıdır bu. Haklılık haksızlık meselesi de değildir mesele. Mesele öğrenme meselesidir. Ve dolayısıyla öz eleştiriciyi biz birinci derecede kendimize yaparsak geliştirebiliriz kendimizi. Ama kendimize yaparken de kendimizi de yerden yere vurmamamız gerekiyor. Hı hı. Yani mertebeleri konuşurken üst mertebelere ulaşma, daha önceki programlarda da çok işlediniz. Vakit, ama zaman derler, anı daimidir. Ana ulaşmak, üst mertebeler, bütün mertebelerin buluştuğu şuura şöyle ulaşmak. Bir de sıkıntıya da sebebiyet verebilir mi? Hani şu açıdan bakıyorum. Yoğurt kıssası Peygamber Efendimiz'in, hani tabii, o gelen kadınla ilgili o yaşadığı kıssa. Hani ben peygamberim. Tabii tabii. Ama ileride ne olabilir? Tabii. Orada bir şey var. İnce bir aslında bir ana fikir. Mutlaka bu onu dinleyelim hocam sizden. Şimdi bu çünkü neden önemli biliyor musun? Bu devir öyle bir devir ki oradan bir parça topluyoruz, buradan bir parça, buradan bir fikir. Ve öğrendiğimiz insanlara, çok enteresan. Öğrendiğimiz bu fikri getiriyoruz, merkeze koyuyoruz ve bütün olayları da bunun çevresinde yorumlamaya başlıyoruz. Yani bu çok büyük bir zulümdür. Atıyorum suyla ilgili bir şey okuyorsun, artık toprağa lanet olsun diyorsun, havaya lanet olsun diyorsun filan. Yani böyle iddialı, çünkü ego orada çok yüksek, çünkü varlığını orada buluyor. Ve hüküm vermeyin ki hüküm olunmayasınız. Neyle hüküm verirseniz onunla hüküm olunursunuz. Ama hüküm vermediğinizde, yani hükümleri aşan o bilince geldiğinizde sizden öyle hükümler çıkar ki siz o hükmü bile yasasına uygunluğu içerisinde değerlendirin. Burası çok önemli. Yani az önce söylediğimiz levvamede sadece karşı taraf değil, senin de bunda payın var. Hani Nasreddin Hoca hikayesinde, hı hı, ya diyor hiç mi hırsızın suçu yok? Hep, evet, bana diyor buluyorsun suçu. Evet, senin suçun var, hırsızın da var. Bunlar bir noktada karşılıklı. Ha, ne olmuşsa hayır olmuştur. Senin faydana olmuştur. Şu çok önemli. Ben bir söz var. Yine Hazreti İsa diyeceğim ama hani bu sefer de şey olmayalım yani. Ne gibi? Niye bize sürekli Hazreti İsa'dan örnek veriyorsunuz? İncinme ve incitme. Hazreti İsa'nın bir mani. İncitmemeyi becerebiliyoruz, doğru mu? Fakat incinmemeyi becerebiliyor muyuz? Beceremiyoruz. Çoğu zaman inciniyoruz, değil mi? Sadece şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki affet. Bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Aynısını Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, bilmiyorlar. Bilselerdi yapmazlar. O çocuklar koşup taş attıklarında şefkatler. Düşmanını bile seveceksin, düşmanına bile dua edeceksin, ona bile bir noktada, yani bu içimizdeki psikolojik bu savaşları eğer ki biz aşmak ve ilhama açık olmak istiyorsak öz eleştiriyi önce kendimize yapmamız lazım. Yani başınıza ne geldiyse diyor ayet, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, başınıza ne geldiyse kendi ellerinizle işlediklerinizden dolayı gelmiştir. O zaman birinci derecede sorumlu benim, yani levvameyi kendime yapmam lazım. Ve dolayısıyla o zaman bu öz eleştiri aklı selimde olduğu vakit gelen ilhamları ben sağlıklı değerlendirebilirim. Ama ne oluyor? Benim senin hakkında bir fikrim var, bak çok enteresan. Ya dersimize gelmiş bir enteresan. Babası da derse geldikten sonra vefatlar yaşıyor filan. Babasının ölümünden beni sorumlu tutuyor. Bak enteresan. Senin dersine geldi. Mantık nasıl mantık kuruyor? İşte o hafta olduğu için.
Yani ilgilenemedi, şimdi, geldi gibi mi? Şimdi şunu diyeyim, bu çok ileri bir vaka. Bu çok ileri bir vaka. Çünkü bu vakanın referansları öyle bencilce ki bir hikayesi var kafada. Ve algıyı, olayları tamamıyla bu hikayeye göre şekillendiriyor. İnanıyor sonra. İnanıyor değil, o emin yani ondan, o hikayesinden emin. Yani şöyle bir şeylerle ben karşılaştım ya, neler var yani. Sen bana aşıksın, daha haberin yok. Bizim nikahımız göklerde kıyıldı yani. Anlatabildim mi demek istediğimi? Kafada hikaye o, emin o. Şimdi ben bunu niçin böyle uçuk örnekler veriyorum? Diyeceğiz ki mesela. Ama gerçek bunlar. Şimdi bunlar gerçek, ayrı da. Uçuk geliyor belki birçok insan, dikkat edin, ama gerçek. Dikkat edin, kafamızda hepimizin enteresan hikayelerimiz vardır. Ve bu hikayeler eğer ki ayakları yere basmıyor, şeriatinde yeri yoksa beyin bu hikayelere göre algılamaya başlıyor sevgili dostum. Ve bu metafizik konularla uğraşan insanların en tehlikeli tarafı nedir biliyor musun? Bu algıları yaratmaya başlıyorlar, farkında değiller. Şeriatsiz hakikat hakikaten sapıklıktır, sapıtır. Çünkü şeyin yok, referans noktan yok. İşte bunu Peygamber aleyhisselam bir hadis-i şerifte nasıl anlatıyor? Bir gün Hazreti Peygamber'in yanına bir kadın geliyor, diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor. Ey Allah'ın Resulü. Bu adam diyor benim yoğurdumu yedi diyor. Ben diyor hakkımı ondan isterim diyor. Allah Resulü diyor ki delilin var mı diyor. Delilin, ki o zamanın kadısı bir kadın yani. Delilin var mı diyor. Delilim yok diyor, ama sen diyor peygambersin, kalp gözün açık, senin görmen lazım falan filan. Olmaz diyor, sen delilin var mı diyor. Yok diyor delilim, ama kadının morali bozuluyor. O ara Hazreti Ali Efendimiz geliyor. Nedir ya Resulallah? Durum böyle böyle diyor. Bir anda Hazreti Ali'ye vizyon açılıyor. Bak çok enteresan bir şey. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki Allah'ın Resulü bu kadın doğru söylüyor diyor. Bir vizyon açıldı, şu anda görüyorum ben olayı diyor. Yoğurdu yiyor diyor adam diyor. Yoğurdunu yemiş, bu kadının hakkını vermek. Ali diyor ben midesindeki yoğurdu görüyorum diyor. Ama şeriat delil ister diyor. Bizden sonrakiler neyi referans alacak? Bakın az önce size bir ayet gösterdim. Hiçbir peygamber yoktur ki vahiy ona geldiğinde şeytan ona karışmak istemesin. Hac suresinde. Hac suresi oydu galiba. Şeytan ona karışmak istemesin. Ama Allah diyor onu temizler. Şeytanın karışamaz. Şimdi kardeşim sen nasıl oluyor da kişisel fikirlerine göre oralardan haberdar haberler alıp peygamber karşıdaki önünü kesiyor orada. Peygamber dört tane şahit getireceksin. Ve sen bu etiketlemeyle aslında öyle bir zulüm yapıyorsun. O sana daha sonradan fazlasıyla dönebilir. Çünkü algın bu olmaya başlıyor. Ve bugün insanlar farkında olmadan beyinlerindeki telepatik bağlantılarla birbirlerinle öyle spiritüel savaşlar içine girebilir. Buradan çıkmanın tek bir yolu vardır. Ana ve şimdiye. İşte insanı kamil, insanların bütün bu tozunu, kirini, pisliğini, kara delik denilen o tövbe, anlatabildim mi? Ki öz eleştiriyi kendimize yaparsak eğer ki, ben şunu soruyorum tövbede. Tövbe içe yönelmek demek. Hı. Yaptığının, tövbeyi hatanın... Tövbeyi ikinci bölüm alacaktım ama girmişten biraz yüzeysel olarak girebiliriz. Yaptığın hatanın farkına varmak. Hı. Bir daha olsa aynı şeyi yapar mısın? Burası hı, çok önemli. Bir daha olsa aynı şeyi yapar mısın? Zaten şeyde vardır ya, günah işlediniz, tövbe ettiğinizde günah silinir. Evet. Sebat ederseniz de o kadar da sevap yazılır. Evet, evet. O açıdan bu küçükken ben çok enteresan işte... Zeki Müren şarkı söylerken babama diyorum, baba diyorum nasıl diyorum şey değiştirebiliyor kıyafetini bu kadar çabuk. Bir şarkı içinde üç tane kıyafet değiştiriyor ama hiç bölüntü yok. Pıt ediyor bir anda. Ya işte anlatamıyor babam. İşte bak kamerayı kapatıyorlar, değiştiriyor sonra falan. Çocuk beyni bilmiyor ki bunu. Fotoğrafları görüyorum. Annemin fotoğrafı, kardeşimin fotoğrafı ayak şeyden kesilmiş. Halamın filan fotoğrafları. Ayakları görünmüyor. Ayakları yok, ayakları yok diye titremeye başlıyor. Şimdi ne demek istiyorum? Beynimizin bir tarafı hayalle gerçek arasındaki farkı bilmiyor. Ve bunu bir veriyi aldığında bellek yanılgısı denen bir şey var. Ve bellek algılamış olduğu hikayeye göre yazmaya başlıyor senaryoyu. Ve bu fikirler bize bir şekilde empoze edildiğinde biz o hikayenin içine ne zaman girdik ve ne zaman bunu yarattık, oluşturduk farkına bile varmayız. Onun için hayal atın, akıl ise bineyin. İşte Peygamber aleyhisselam Burak hayaline Cebrail aklıyla bindi
ve o alemleri ancak bu seyri sülûktaki bu akılla geçebildi. Bu devirde bunlar daha çok artacak. Artmasının sebebi ne biliyor musun? Çünkü artık öyle bir eşiğe geldi ki manyetik alanlar dediğimiz yani neye çok vurgu yaparsanız onu beslersiniz. Hangi duyguya yatırım yaparsanız işte cinlerin, insanın kendisine yabancı olduğu cinni boyutu ki diğer boyuttaki cinler de var, onlar da ayrı. Ha, sen şeyi söylüyorsun, ben şunu söyleyeyim. Hakikaten iç dışa dış içe çevrilse diyor ya, biz şu anda sureta insan gördüklerimizin aslında başka varlıkların bir tasallutu, yani öfkelerine öyle yatırım yapmışlar ki, şehvetlerine öyle yatırım yapmışlar ki, o şehvet ve öfkeleri manyetik alanda, eterik alanda bir varlığa dönüşmüş. Bakın insan Allah'ın yaratıcı sıfatına, yaratıcı sıfatı derken insan üzerinden kainatın yaratılması, okyanusun kalemi ve satır satır yazılanlar. Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım. Ve her insan kendi evrenini ve alemini cehenneme götüreceği odunu ve cennete götüreceği. Çünkü üst boyuta çıktığımızda yaptığımız amellerin karşılığını göreceğiz. Kişi cehenneme odununu buradan götürür. Dünyada ama olan ahirette de amadır meselesi gibi. Öfkelerimiz ve şehvetimiz... Onunla ilgili şey de var ama gözleri açılır. Tabii. Da bahsedilir alimler hani dünyada ama olan. Gözleri görmeyen ahirette açılır. Çünkü yeni bir bedenen, yeni bir oluşumla beraber gireceği için cennete. Ben onu bir ayet üzerine söyledim. Şu açıdan ama derken dünyada hakikati görememiş, ama olmuş kişi ahirette de şey yapacak. Yani bu bir idrakle alakalıdır. Öfke ve şehvete bu kadar yatırım yapmış, dedikoduya ve hüküm vermeye bu kadar yatırım yapmış bir enerji kendi varlığını oluşturur ve az önce söylediğin beyin farklı bir loba, farklı bir frekansa geçtiğinde artık onun üzerindeki varlığı da görürsün yani. Doğru. Bu varlıkta hocam, kendi enerjisi. Bir virgül koyalım. Birinci peki. Aramızı alacağız. Sevgili seyirciler, sosyal medyadan bize ulaşabilirsiniz. Reklamdan sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Facebook'tan Sebep Sonuç sayfamızdan, Instagram'dan benim şahsi hesabım. Twitter'dan da yine sebep sonuç hashtag ile soru ve görüşlerinizi Kubilay hocama Kubilay hocamız araştırmacı yazar Kubilay Yaktaş abi. Şu hocalık var ya bak ben ama bak hocam, onunla ilgili şöyle bir abi şey çok var hocam. Ağır bir şey ya. Yok şöyle bir şey bir var. Bana onunla ilgili bir yorum geldi yıllar öncesinde. Her konuk aldığına hocam diyorsun diye. Ben de şunu dedim. Abi ondan ya sonra... Benden bir kelime bile fazla bilen birisi benim hocamdır dedim. Ha, eyvallah. Başka hocayla ilahiyatçı hocalarımızın konularına giriyoruz haddimiz olmayarak belki. Ama bunları bir spiritüel düzlemde, enerji düzleminde belki farklı bakışa... Çünkü gençler bu dönemde bu konulara çok meraklı. Evet, evet. Yani camilerde çok güzel şeyler anlatılıyor. Fakat bir astral seyahati imama sorduğunuzda farklı belki anlatacaktır. Ama yani... Ben bunu mümkün mertebe bu toplumumuzun değerlerine ve Kur'an ve sünnet noktasına indirmeye çalışıyoruz. Bir çizgi var, o burada, çizgi içerisine burada, zaten bakın, girmeye çalışıyoruz. Burada hakikaten 2020 ile hatalarımız olmuş olabilir, eksiklerimiz olmuş olabilir, yanlış anlamalar da olmuş olabilir. Şundan çok endişe içindeyim. Neyden biliyor musunuz? Beyinlerimiz gerçekten öyle bir eşiğe doğru gidiyoruz ki birbirinizi sevmedikçe gerçekten mümin olamazsınız hadisi var ya. Yani yani ne kadar rahat bir şekilde birisine sen büyücü, sen kafir, gözünün altındaki morluklardan teheccüdünü kıl, namaz kılıyor musun? Ya bunlar çok haddi aş- bunları niçin söylüyorum? Ortaya bu tür negatif şeyler atıldıkça fitneler çıkar. Ve ortada bir sürü serbest, radikal, deli enerjiler var. Bunları söylememin sebebi ahirette bunlar farklı türevde de karşımıza çıkar. Ağzımızdan çıkan titreşimler o kadar önemli ki hocam. Kesinlikle. O kadar önemli ki. Yazık günah şu güzelim İstanbul'u. Anlatabiliyor muyum? Yani bulutların şekli değişiyor ya. Yani dedikodudan, gıybetten. Gıybetin kokusu vardır, zinanın kokusu vardır. Ve insanlık çok toplu bir şekilde, çok ahir zamandayız ve şu anda çok... Anladım, heyecana geldim. Araştırmaya gideceğiz. Evet, bir reklama gidiyoruz, sonrasında devam edeceğiz. Eyvallah.
Evet, aradan sonra sebep sonuç devam ediyor. Kubil Hocam, araya girmeden önce nefse girdik, nefsi levameye girdik. Diğer nefislerden farkı nedir? Evet. Öyle devam edelim. Şimdi az önce bir şeyden bahsettik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Titreşim, duyguların ve düşüncelerin bir noktada hareket kazanması. Tabii biyolojik bilinçaltımız, içgüdümüz ve insan çoğu zaman bu hayvan, hayatiyetin tesiri altında hareket eder. Keyfi bir durumdur. Yani emmarede keyfi durumlar söz konusudur. Sonra başını açmış olduğu bu kadar hatalar için bir öz eleştiriye girer. Aslında nefs-i levvame bütün nefis mertebelerini bir üst manivelası gibi, yani lamelifi gibi sıçratan ve bağlantıya geçiren bir öz eleştiri, bir işte akıl gibi. Mülhime bir noktada ilhamlar alıyorsunuz mülhimede. Sanata yönelik, duygulara yönelik, vizyonlara yönelik. Fakat eğer doğru bir noktada onları oturtamazsak bu sefer mülhimeden de ayağımız çok fena bir şekilde kayabilir. Ve mutmainne dediğimiz artık bütün hazretlerde, yani bütün varlığın her türlü fazında, her türlü mertebesinde, hani bir sörf yapan sörfçüyü düşünün. Her dalga üzerinde dengede durabiliyor. Veya bir orkestra şefi düşünün. En küçük bir notanın, en küçük bir sesin nereden geldiğini ve ne olduğunu bilebiliyor. Yani ilmini de biliyor, onu görmüş ve o olmuş. Bütün mertebelerinde ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. Nefsi mutmainne de zerrece şüphe yoktur. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Allah ismi bütün isimleri, yani bütün varlıktaki fazları ve mertebeleri ve ilişkileri, yani doğadaki bütün fiilleri bir noktada harmoniye getiren harmoni ismidir. Yani bir kişi ismi değil, bir bilinçtir ve bu bilinç nazarından baktığımızda biz filmdeki karelerin ana temaya bağlı olduğumuz için, ana tema Allah ismi, ne anlama geldiğini biliyoruz. İşte mutmainne nazarından mülhimeye iyi yaptığımızda çok güzel sanatlar çıkarabiliriz. Mutmainne noktasından efendim nefsi emmare bu sefer sağlam bir bineğimiz olabilir. Mutmainnenin üst oktavları da aslında raziye ve marziye. Yani bu bir aşağıya iniştir. Yani nefsi mutmainne zirve gibidir. Artık halk dairesinde hakkı yaşayabilme noktası. Yani raziye ve marziye. Ne oldu? Mesele şu. Ben beden ve duygu dünyamı, beden ve zihin dünyamı doğru levvame yaparak, yani mürşit dediğim bütün bu mertebeleri kendisinde yol bilen. Yani bu yol kesinlikle, bu psikolojik yol kesinlikle mürşitsiz gidilmez. Yol bilenle gidilir. Onun için ben derslerde filan bazen böyle çok şatahatla talebeler filan geliyor. Hocam işte dedim, bak sakın öyle bir şey. Öyle bir şey kesinlikle yok. Yani şey mi, sizi beni bir mürşit gibi mesela. Ben öyle bir durum kesinlikle yok benim hayatımda. Hı-hı. Öyle bir şey de yok. Ama insanlar birbirine bunu niçin söylüyorum biliyor musunuz? Akılla oynamak, kalplerle oynamak, gönüllerle oynamak, yanlış yönlendirmeler, Allah muhafaza çok. Çünkü siz Kabe'yi yıkmış gibi oluyorsunuz. Bak hocam, aslında biz var ya, ben diyeyim yani sana hocam. Aslında çok riskli konumdayız. Evet. O açıdan bunun altını çize çize söylüyoruz. Arkadaşlar, hani bazı filmlerde olur, bunlar işte hayal ürünüdür falan demeyelim ama lütfen doğru referans noktaları, ilham olabilir. Güzel ilham ama şu olabilir. Ama çok zor. Yani doğru referans diyorsunuz ama var. Kim, nedir, var var nedir? Çok çok sağlam. Siz hazır olduğunuzda o mertebedeki bazen mürşidiniz irşad eden bir çocuğun bile olabilir yani seni. Öyle bir şey olabilir. Ha, ben hakikatinde insanı kamil, mürşidi kamillerden bahsediyorum, onlar ayrı. Yani yol ancak yol bilenle gidilir. Peygamber Aleyhisselam'ın bile önünde bir Cebrail hakikati vardı yani. Dolayısıyla çünkü beyin dediğimiz milyarlarca nöronun algılamasında referans ne alacaksın? Yani şimdi hocam, Allah muhafaza, böyle bir Allah muhafaza demeyeyim de, yani bir anda bir algılar farklılaşsa ne oluruz biliyor musun? Aklımızı yitirmenin eşiğine geliriz. Bunların topraklanması neyle olacak? Dengelenmesi neyle olacak? Mülhimede öyle şeyler almaya başlarsın ki
Ayağın en çok kaydığı yer odur zaten. Şeyde anlatılır hatta, Beşiktaş'ta Yahya Efendi türbesi vardır, o yokuştur. Yahya Efendi de şeyde çağırırmış. Ben bunları hep sohbetlerde dinlediğim, aktarıyorum. Yani bana da çok uygun gelen şeyler olduğu için anlayışıma yani. Kar da çağırmış, gelin bakalım buraya filan diye. Tabii kar olunca herkesin ayağı kayıyor. Diyor ki yani velilerin en çok ayağının kaydığı yer mülhimedir ve güm yani. İşte o açıdan birbirlerine tutunarak gidiyorlar. Mürşit var mı? Olmaz. Sizin. Benim mi? Var tabii. Bağlı olduğunuz, görüştünüz. Tabii ki. Yani hem manevi hem maddi olarak. Yani inşallah Allah bu tür insanların bilinçleri referans noktasıdır. Turnusol kağıdıdır mürşit. Sen turnusol kağıdı. Ya bir berberliği bile gidiyorsun bir ustadan öğreniyorsun, doğru mu? Ya kafana göre anatomi atlasını açıp ameliyat yapabilir misin? Ya böyle bir şey var mı yani? Her şeyin bir ustası var değil mi? Ya psikiyatra gidiyorsun, psikoloğa gidiyorsun filana. Yani her şeyi işi ehline verin. Işte şimdi işi ehline... Bak suistimal edilmeler ya, ayrı. Var bir dostum, de şey de var. Suistimal edilmeler işte, ayrı. Allah ile kul arasına işte hani kimse girmez, şimdi, giremez gibi de bir algı da var ya. Şimdi, ama şey de var ayette. Vesileler arayın, babacığım, bana benim, ulaşın. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Vesile. Benim olabilir. Ciğerim yetmedi, anlatabildim mi? Ben çok tek başıma, ben çok benim kadar belki egoist ve bencil, anlatabildim mi? Ben hiç mürşit filan... Ama öyle yollara, öyle bilinçaltı dehlizler, öyle şeyler yani, o zaman dedim yetiş ya, yetiş yani. Kimsen? Ya Allah bir okyanustur. Peki nasıl oluştu? Allah celaldir. Orada yani bulma bak, süreci nasıl oluştu? Şimdi bak Allah celaldir. Peygamber aleyhisselam söylüyor, Allah celaldir. Ben cemalim diyor. Yani Allah sonsuzluk, onun kullanılabilir dengeli kısmı Peygamber aleyhisselam. Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Resulüne itibar edilecek. Yani bunu ben kafayı gözü yara yara şu anda net söyleyebiliyorum yani. Bu yoksa şey değil, ehliyetsiz yola çıkmak riskli. Hele ki insanla oynamak. Bak doğayla oynamak bir nebze anlayabilirsin. Ama insanla oynamak, insan algılarıyla oynamak... Çocuklarımızla bir yanlış yönlendirmeler. Ya şu anda çocukların oynadığı oyuncaklara bak. Evet. Abicim geçen ya çok enteresan Murat. O oyuncak vak vak bağırıyor şey dinozor. Çocuk bir süre sonra bunu ne olarak görmeye... O bir süre sonra onun zihninde konuşmaya başlayacak. O çocukların kıyafetleri üzerindeki şeyleri sen biliyorsun. Bunlar bir süre sonra hayat bulmaya başlayacak, hikaye oluşturmaya başlayacak. Uzaylı mitolojilerinden tut, canavarlara kadar. Şu anda canavarlar büyüklerin de yaşamında değil mi? Dikkat et, bu konularla ilgilenen insanlar bir nokta sonra ne oluyor? Beni takip ediyorlar. Yok oradan, yok şuradan, yok buradan. Bir sürü algıların içine girip... İnanıyorlar. Gerçekleri artık o oluyor. Gerçekleri olduğu için de gerçekleri onlar gerçekle yaşamaya başlıyor. Bugün beyin kontrolleri var. Ve bu bizim işte senin az önce bahsettiğin Illuminati denilen unsurlar beynin nasıl çalıştığını, frekansların beyni nasıl etkilediğini ve hormonların nasıl insan üzerinde bugün o ilaçlarla, o gıdalarla beyinde yeni nöron ağları oluşturduğunuzda, siz artık insanları ne yapabilirsiniz? İrade yoksunu ve bilinç yoksunu yapıp her türlü manipülasyonu onun üzerinde yapabilirsiniz. Hı. Ama nefs-i mutmainneye gelmiş bir kişi bu alemleri, bu boyutları aştığı için, yani kendisinin iblis boyutunu, ablaklık boyutunu, bir örtü boyutunu, kendisinin yabancı olduğu boyutlarını, yani cin ve şeytan dediğimiz bu kısa devre frekanslarını, yani hakikatle bağlantısı kurulmamış, kokuşmuş olan o bağlantıları aştıkları için bir noktada onların da şeyini görür, bataklığa girmez. Ha, marifetullah noktasındaki bu kamiller bunların da olması gerektiğini bilir. Bunlar da bir imtihan sebebidir. Kesinlikle. Yarın da kısmet olursa, evet, buradan izliyorsa selam gönderirim Türker Akıncı. Evet. Beyaz TV'de ne var ne yok da bir program yapacağız Erkan Hocam'la, Erkan Türkten'le. Sübliminal mesajlar, zihin kontrolü yüzeysel olarak gireceğiz ama bir sürü resim var. Onların üzerinde biraz deşifre tarzında. Bir de Göbekli Tepe'yi biliyorsunuz yeni bir dizide başladı. Evet, oradaki sembollerle beraber dolu dolu bir program olacak. Sevgili izleyiciler, onu da kaçırmayınız diyorum. Şimdi hocam şey aklıma takıldı.
mürşit olayı benim de var dediniz. Televizyoncu olarak benim onu atlamıyorum. Benim de mürşidim var. Senin mürşidin yok mu yoksa? Ulaşma ya da bulma diyeyim. Süreci nasıl oldu? Yani siz hazır olduğunuzda onu derken buldum. İhtiyaca binaen. Tamam işte o süreç nasıl? Yani, Türkçesi o. Ha, süreç zaten yani, hep oldu mu? Siz mi buldunuz, bildiğiniz biri miydi, gittiniz, görüştünüz, nasıl oluştu o süreç? Ya bunlar hep yakazada, rüyada, tatmin olur. Sohbetini dinlediğinde sohbetini dinliyorsun, alanında bulunuyorsun, bir şekilde oradan mayalanıyorsun. Sohbet öyle derdi, konferans gibi değil, sohbet akış içerisinde ve şöyle bir şey var. O sohbetlerde birbirimizden hani şey vardır, human design vardır. Bilirsin belki insanların hem astrolojik haritaları hem çakralar düzleminde hem hormonlar düzleminde hem de bazı sefirotlar noktasında birbirimizin eksik noktalarını orada törpülemeye başlıyoruz. Yani birbirimizden mayalanıyoruz. Ve bu birliktelikler içerisinde nerede olduğunuz çok önemli. Sana az önce yukarıda bir şey demiştim. Biraz abartılı, şataat şeklinde de yanlış anlaşılmasın bu. Şeytan kelimesini ben öfke ve şehvet olarak okuyorum. Yani mitolojik şeytandan ziyade insandaki öfke ve şehvet olarak değerlendiriyorum. Ve şunu söyleyebilirim, şehir hayatını şeytan, öfke ve şehvet yönetiyor. Fakat doğayı Allah yönetiyor derken Allah'ı da şefkat ve sevgi olarak ifade aslında hak ifade ve batıl kelimeleriyle aynen doğru öyle kullanılabilir. Başka bir yere gitsin de istemiyorum. Aynen. Tabii tabii. Onu, o kavramları bu şekilde ifade ediyorum. O yüzden bulunduğunuz ortamlar o kadar önemlidir ki. Yani insan olmak, Hazreti insan dediğimiz bu manada olmak niyetimiz, hepimizin niyeti bu. Yani o muhabbete gelebilmek, o sohbete karşılıklı sahiplenmeye gelebilmek. Ve nedir? O farklı farklı müzik aletlerinin oluşturmuş olduğu harmonide bir zevk yaşarız ya, kalbimiz orada bir mutmain olur, nefsimiz orada bir safiyeye çıkar, aklımız orada sükuna gelir, hayyâlessalâh, hayyâlessalâh, salaha gel, sulha gel, yurtta sulh, cihanda sulh. Yani dengeye gel, tevhide gel. Ve bu noktada artık bu cin dediğimiz şeytan, illüminatiz, şunlar, dıt 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 dıt, bunların hepsi ne yapmaya başlar biliyor musun? Sana tesir etmemeye başlar. Yani her şey aslında birinci derecede bizim merkezlenmemizle alakalı ve bu noktada Rabbimizi bulmak, Rabbimizi bulmak. Yani has esmamızı bulmak. Has esmamız artık bizim yapmamız gereken şeyi biz biliriz. İşte özgürlük orada başlıyor. Sorumluluğu bilirsin. Sen özüne indiğinde ne yapacağını gerçekte biliyorsun. Ölümüne bir saat kala eyvah dersin. Veya ölümünün içine girdiğinde geri dönmek istersin ya, aslında yapacağın şeyler vardır. İşte ölmeden önce ölmek, şu zihinsel yanılgılardan çıkıp gerçek yapmamız gereken... Onu neye geldik? Abi neye geldik? Ölmeden önce ölmek dediniz ya. Evet, ölmeden önce ölmek. Açalım mı? Bakın bu bedensel bir ölüm değil. Bu algılara tutunmuş olan ve o tutunmuşluğuyla aslında kokuşmuş olan zihnin dönüşümüdür bu. Zihin dönüşümüdür. Yani eski algıyı bırakıp yeni bilince bir noktada geçmekle alakalı. Şimdi az önce Rabbimiz dedim ya, Rabbimiz. Bu olmazsa olmazımız bizim içimizden o taşan, yani bizi cebren zorlayan o manaya hizmet etmek. Bir kavmin efendisi ona hizmet edendir diyor Peygamber aleyhisselam. Bakın hizmet etmek. Peki biz neye geldik? Biz neye geldik? Biz bu dünyaya niye geldik? Uzun lafın kısası, biz bu dünyaya niye geldik? Niye buradayız? Cemali görmeye, kemal bulmaya ve rıza devşirmeye. Yani cemal görmek, insan cemali, o cemallerde Hakk'ın suretlerini, birbirimizle tanışmak, sahabi, sohbet, birbirine sahiplenen, birbirini kollayan, birbirinin açılarından mayalanıp birbirini törpüleyen ve geliştiren kemalatımız budur. Bencil olmamak lazım. Sadece benim doğrum, sadece benim mürşidim, sadece hayır. Mürşid dediğimiz o kamil aynada
Yani o irşad eden her şey mürşidi. O hem insanı kamil, o aynada, insanı kamil, o aynada ne yapıyor? Her bir mertebeyi diğer bir mertebeyle ilişkilendiriyor. Bu nasıl bir buluşturmadır? İşte Peygamber Aleyhisselam'ın alemlere rahmet olması ne anlama geliyor? Yani o açıdan gelin canlar bir olalım manası ve ey ehli kitap, değil mi? Aramızdaki ortak kelimeye gelin. Ortak kelime. Bakın bu sonuçta şu güneş hepimiz için, şu dünya hepimiz için ve zihnimizdeki bu sınırlar, ama önce kendimizde bu sınırları anlamak ve onları aşmak, içeride sonsuz bir sevgi ama dışarıda hikmet ve adalet. Yani içimizde bir noktada koşulsuz seviyoruz fakat sevgimizi hikmetle işliyoruz. Yargılayarak değil, onu o mertebede değerlendirmemiz lazım. Bu adam dersin birazcık kırık, bu noktalardan görüyor, açı yapıyor. Bu adam biraz, hepimiz deliyiz ha, bak onu söyleyeyim. Hepimiz deliyiz, istisnasız hepimiz ama bir şeyin delisiyiz. Kimisi mananın delisidir, kimisi maddenin delisidir, kimisi para, bir şeyin delisiyiz yani. Bir arızamız var ki buradayız. Ve bizi biz yapan şey bu arızadır aslında. Yani o istiridyenin içine düşmüş olan o kum mu denir, işte o yağmur damlası, Nisan yağmur. O inciyi yapıyor. Ve biz kusurluyuz, kusursuz olan o. O açıdan haddimizi bilmek ve doğrusunu Allah bilir demek ve bu noktada şefkat. Ne oldu? Şefkat, alemlere rahmet. İnşallah önce bunu öz eleştiri yaparak kendimizde. Yani nefsi levvame, öz eleştiriyi kendine yapmak. Bizde şey var. Evet. Etiketleme var. Hep var mıydı bilmiyorum ama son dönem daha fazla var bu. Her şeyi bilirim. Hmm. Yani dini biliyor, siyaseti biliyor. Evet. Susturuyor karşı taraftaki, onun düşünceleri onun için önemli değil. Eğer karşıt, zıt görüşteyse evet. De. Evet. Bunu tabii saygısızlık içerisinde, hakaret içerisinde de aynen. Çok rahatlıkla söyleyebiliyor. Yani programlardan tamam biz bunu görüyoruz. Daha fazla mazur kalıyoruz buna ama maruz kalıyoruz ama dışarıda da var. Tabii. Peygamber Aleyhisselam... Reklama gireceğiz bu arada, toplayabiliyorsak bir cümleyle toplayalım. Peygamber Aleyhisselam Yesrib'e gitti değil mi? Mekke'den sonra Yesrib'e gitti. Yesrib, bugün biz Medine diyoruz ama aslında orası Yesrib. Yesrib bataklık. Yesrib serap içerisinde kendi algılarında boğulmuş olan bir güruh, serap kökünden geliyor Yesrib. Yani orada paganı da var, İsevisi de var, Yahudisi de var vesaire bütün şeylerden var ve bunlar arasında çatışmalar var. Peygamber Aleyhisselam oraya gittiğinde hepsini kendi öğretisi üzerinden bir noktada rehabilite ederken, kendi algıları noktasında rehabilite ederken birbirleri arasında bir sorun olduğunda da onlara Kur'an'la muamele ediyordu. Yani Kur'an'ın o evrensel boyutu. Ama biz Kur'an'ın hangi mertebesindeyiz? Burası önemli. Yani insan-ı kamilin biz hangi mertebesindeyiz? Dolayısıyla tek bir nota yok yani. Notaların harmonisi var. İnsan-ı kamil bunu bütünüyle kullanıyor. Ve Yesrib'de de Serap şehrinden Medine-i Münevvere'ye çevirmesi, evrensel hukuku oraya koyması, şeriatı oraya koyması ve o insanları kendi algılarından evrensel akla çıkartması çok önemli. Kişisel algılarda boğulmamak lazım. Kişisel rüyalarda ve yargılarda ve etiketlemelerde boğulmamak lazım. Bunu ortak akla, rasyonel akla, bilime, sanata ve hikmete getirmemiz lazım. Evet. Sevgili seyirciler, bir reklam aramız daha var. Sonrasında devam edeceğiz. Evet efendim, aradan sonra Kubilay Aktaş ile beraber Kadim Bilgelik bölümüne devam ediyoruz. Son evet. Bir aramız daha olacak, sonra son bölüme geçeceğiz hocam. Tövbeyi konuşalım mı? Olur. Ya az önceki sohbette yarım bir şey kaldı, onu da tamamlamış olayım de. Tamam. Şimdi beynimize çok güvenmememiz lazım, onu söyleyeyim. Bu enteresan bir organ. Yani mide bazen hani asit filan salgılar, bozulabilir. Gerçekten... bir bellek, beyin
alışa gelmiş olduğu verileri almadığında, başka veriler aldığında bu sefer ona göre şekillenmeye başlıyor. Hmm. Yani siz bir fazda dans ediyorsunuz, beyniniz ona göre şekilleniyor. Fakat öyle bir durum yaşıyorsunuz ki pat ediyorsunuz, 2 kere 2'nin 4 etmediği, 2 kere 2'nin dağıldığı veya 5 ettiği bir yere çıkıyorsunuz. Bu sefer beyin buna inanmaya başlıyor. Yani hipnoz dediğimiz şey aslında tamamıyla bir koşullanma ve hani diyor ya, kulum beni nasıl bilirse ben ona öyle muamele ederim. Evren bizim gözlemlememize göre şekilleniyor. O açıdan diyorum mürşidin, yani yolu bilenin, yani bir noktada bu mertebelerden geçmiş kişinin rehberliği önemli. Şundan dolayı beyin hayalle gerçek arasındaki farkı bilemiyor. Peki biz burada neyi referans alacağız? Bak çok enteresan, geçen bir kitapta okudum. Bu hani çocuk tecavüzleri filan. Haberlerde bu verildiği anda çocuk tecavüzlerinde öyle bir artış görülüyor ki hayret ediyor insan. Psikologlara gidiyorlar, işte şikayetler, şunlar bunlar haberlerde veriliyor ve bu haberler nasıl bilinçaltını tetikliyor, o da ayrı bir mesele. Buna da bir örnek olacak. Çocuklar rüyalı annelerinin, babalarının, ailesinin baskısıyla, işte tecavüze karşı tedbir, bir şeylerle rüyalarında bunları görmeye başlayabiliyorlar. Yakazalarında veya rüyalarında. Ve öyle bellek yanılgıları yaşıyor ki onun rüya mı gerçek mi olduğunu fark edemiyor. Onu gerçek olarak algılamaya başlıyor. Bazen öyle rüyalarımız vardır ki gerçek gibidir ve o rüyaların etkisinden çıkamayız bizler. Aslında rüya dediğimiz içinde bulunmuş olduğumuz koşullanma. Yani bugün ağlama duvarının oraya bir Müslüman gitse nasıl hisseder kendisini? Kabe'nin etrafında bir Yahudi olsa nasıl hisseder kendisini? Bunu demek istiyorum. Koşullanmış zihin neye koşullanmışsa onunla ilgili verileri toplamaya başlar. Ve bir şeye, siz benim hakkımda iyi bir insan olduğuma dair bir kanaatiniz gelmişse bununla ilgili verileri toplarsınız. Kötü bir insan olduğumla ilgili bir referans noktası almışsanız tamamıyla bununla ilgili verileri toplarsınız. Yani zihninizde, beyninizde hangi fikir referanssa, hangi etiket, hangi karar referanssa beyin ona göre şekillenmeye başlıyor. İşte bundan tövbe etmek demek ne demek? Yani tövbe demek ne demek? Tövbe demek. Lut kavmi biliyorsunuz. Nasıl bir kavim Lut? Cinsel sapkınlıkları. Cinsel olan. Sapkınlık. Arkadan ilişkiye girme dediğimiz şeyin psikolojik açılımı nedir? Livata. Psikolojik açılımı. Geçmişin referanslarıyla şimdiyi sürekli yargılayan, sürekli geçmişiyle ilişkide olan kişiler, şu anın bu potansiyelini göremeyen kişiler, geçmişiyle sürekli psikolojik olarak ilişki içindedirler. Cinsellik ayrı bir mesele. Anlatabildim mi? Ama ben psikolojik boyutundan bahsedeyim. Aynı şekilde Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğinin arkadan yırtılması ve Lut'un karısı arkaya bakarsan diyor tuz buz olursun. Tuz, taş kesilirsin, değil mi? Öyle bir mana. Yani kişi geçmişiyle sürekli ilişki içerisindeyse, zihnindeki kayıt ve referanslarla sürekli varlığa bakıyor, ana gelemiyor, besmelenin B'si altındaki nokta bilincinden bakamıyorsa, Peygamber Aleyhisselam'a bir soruyorlar, diyorlar, günah nedir diyorlar. Peygamber Aleyhisselam diyor, kendini var zannetmen, kendine bir varlık atfetmen, kendini şu varlık içinde eritememen, ego ve benlik sahibi olman öyle büyük bir günahtır ki kıyas bile kabul etmez. Onun için topu hep Allah'a atmak, doğrusunu Allah bilir. Onun için inşallahla başla diyor mesela. Ve Muhittin Arabi'nin hakikaten iddia ettiğiniz şeyi yaşarsınız veya ona göre şekillenir. Tövbe aslında o ana gelmek ve hakikaten sabır ister. Sabır ve namazla, dua ve namazla sabır. Anlık bir şey oluşuyor bazen. Yani evet, hatalar var, günahlar, haramlar işleniyor. Şöyle, insanlar hepimiz burada, düşüyoruz buna ama. Tabii, yani burada işte o nokta nasıl oluşuyor? Yani o tövbe noktasına sanki bir şey tövbe, var. Bir kıvılcım. Günah demek yanlış yapmak demektir. Hı-hı. Zaten biz yanlışlar üzerinden öğreniyoruz. Yani günah işlemeseydiniz, yanlış yapmasaydınız, yanlış yapıp tövbe eden, doğrusunu öğrenen, evet, samimi. Yani sürekli aynı hataya
aynı yanlışı tekrar yapmak değil. Şunu sormamız lazım ama bazen öyle bir tövbe ettirirler ki var ya. Hani basit tövbeler Allah'ım yaptım tövbe tövbe filan his değildir bu. Bu tövbe öyle bir eleştiri yaparsınız, öyle bir öz eleştiri, öyle bir duruma düşersiniz, gözyaşlarınız gusulünüz olur yani. Öyle bir pişmanlık yaşarsınız ki, öyle bir pişmanlık yaşarsınız ki bu illa karşı şeyle ilgili değildir. Karşıyla ilgili değildir. Sizinle de ilgili değildir. Bu aslında sizin bir noktada abdestinizi tazelemeniz, acziyetinizi anlamanızla ilgilidir. Yani hakikaten senin yardımın olmadan ben bir hiçim diyor ya Peygamber aleyhisselam. Nefsim kudret elinde olan Allah'a andolsun senin yardımın olmadan. Tövbe yaptığın yanlışın farkına varıp samimi bir şekilde vicdan yani vicdan o akılsal yorumlar veya zihinsel yorumlar değil toplumsal vicdan da değil gerçekten şuramız bilir bir noktada ve ona yalan söylemememiz gerekiyor. Burada dürüst olmamız gerekiyor. Fakat dediğim gibi bazen biz tövbeleri bazı hassas ruhlar vardır. Bu hassas ruhlar özdeşleşebilir. Yani size bir şey söylenmiştir. Aslında o sizde yoktur. Fakat farkında olmadan zayıf bir anınızda bir musallat olabilir. Bir düşünce musallat olabilir. O açıdan adalet burada önemli bir unsur. Yani olayı rehabilite etmek. Hani neredeyse inanmayacaklar diye kendini heder edeceksin diyor ya. Sana düşen sadece tebliğdir diyor. Hazreti Peygamber'e sana düşen sadece tebliğdir. Tövbe ettikten sonra yani onun kabul olup olmamasıyla bütün tövbelerimiz, bütün farkındalıklarımız kabul ediliyor. Bunun kabul edildiği unutmamızla alakalıdır. Yani artık o olayı hem hal oldu bizde yani artık tecrübesini aldık ve unuttuk. Ve unutmak o açıdan gerçekten cennettir. Beynin de böyle bir yapısı var. Bir şey kendi içinde tamamlandığında o artık bizden düşüyor, hale bürünüyor. İş ki aynı şeyi tekrardan yapmamak, işte bütüncül nazarla bakmak ve insanı kamil, işte onun o şefkati ve rahmeti noktasına nüfuz edebilmek, olayları bu şekilde değerlendirmek inşallah. Şimdi gelen mesajlarda tabii şey de var, özelden de çok fazla mesaj geliyor. Kubilay Hocam mürşit olmayı düşünüyor mu diye burada bana nasipmiş haftaya bugüne nasipmiş sebep sonuca nasipmiş bugün açıklıyor muyuz hocam öyle bir değil öyle bir şehliğinizi mürşitliğe nasıl bağlanabiliyoruz ne yapabiliyoruz onu bir sizden dinleyelim bugün de kime bağlanıyoruz mürşit olarak soruyor şey mürşit soruyor halk soruyor düşünüyorlar ha, halk soruyor. Hocamız diye eyvallah. Ben bence bu YouTube'da bayağı bir toplar yani sen özellikle sorduğunu. Ya, bugün açıklıyor muyuz? Bugün astral seyahati açıklıyor. Yok abi öyle bir durum söz konusu da değil de. Ama birbirimize gerçekten bu noktada rehberlikler yaparken az önce söylediğim gibi koşulsuz sevgi ama dışarıda hikmet ve adalet. Şimdi bu şey çok soruluyor bu astral seyahatlerle alakalı durumlar. Ben onu şöyle yapalım. Öncesi sonrası daha önceki programlarda tabii yer yer değindik evet. Bu konulara çok girdik tecrübelerinizden de zaten anlattınız bu konuyu öncesi sonrası o arada yaşananlar yine kendi tecrübenizden görünenler silüetler mi oradaki varlıklar getirisi götürüsü faydası zararı çünkü çok soruluyor, çok merak ediliyor ama sıkıntılı bir rüyalar, altyapısı, bilgi birikimi tabii, olmadığı durumda. Doğru yorumlamak çok önemli. Akli denginizi kaybedebileceğiniz durumlar. Ben bazen sorduklarımda sorma bir daha uzaklaş tabii. Hiç ve araştırma bile diyorum. İnternette bu konularla alakalı birçok ürünler ve çok tehlikeli. Tabii, ürünler aynı zamanda dediğiniz gibi belli maddeler falan var. Tabii.
çok tehlikeli boyutlara da gidebiliyor. Evet, beynin böyle bir yapısı var. Evet, şamanlar bir noktada bunu kullanmışlar. Yani o DMT bizim açılması, tabii, üçüncü göz, işte halk hocam, yani hep neyi biliyor musun? Kelime... İş dönüyor, dolaşıyor. Bazı bilgiler bazı kişilerinin de zehir olabilir, bazı kişilerde de bal olabilir. Yani biz bu konularda çok rahatız. Biraz böyle cahil cesur olurmuş gibi. Çok enteresan karışımlar deneyip de ondan sonra o referans üzerinden varlığa bakıp varlıkla bağlantısını koparmak. Hayır, bizim esas amacımız buraya köklenmek, hizmete köklenmek. Yani sevgiye, şefkate ve dahi hizmete köklenmek. Ben mesela bir bağ kesme size söyleyeyim mi? Bak, bağ kesme, geçmişle bağ kesme filan deniyor ya böyle, hani bu çok New Age'lerde var. Derslerde en çok söylediğim şey, en güzel bağ kesme yöntemi, yetimleri, 9 tane yetim, yaşamınız boyunca 9 tane yetimin belki bir kıyafeti olabilir, belki okul masrafları olabilir, yetimlerle ilgilenmek ve 99 tane ağaç dikmek. 99 tane ağaç dikmek. İnanın, astralde çıkıp da göreceğiniz veya efendim o boyutlarda tespit edeceğiniz şeylerden çok daha büyük size lezzeti verecektir bu. Çünkü az önce söylediğim hadis, hiçbir peygamber yoktur ki vahiy ona gelirken şeytan ona karışıyor olmasın. Ayet. Ayet, özür dilerim, ayet. Bu noktada biz amak hayali okusunlar mesela. Orada Raci'nin hikayesi var. Hı hı. Aynalı babayla hikayesi var. Orada işte Aynalı baba bana işte kahve getirdi, ıhlamur bir şeyler ve ney müzikse. Bu konular da kendi formüllerimize göre, kendi çıkarımlarımıza göre bir şeyi doğru yorumlamak. Yani rüyalar askıdadır ve yorumlayana göre şekillenir. Bugün astroloji ilmi de öyledir yani. O yıldızlar sadece birer potansiyeldir. Ne yapacağımızı söylemez. Sadece onlar karşısında nasıl durumlar alacağız, bu bizim varlık bilinç seviyemizle alakalıdır. Kaderimizi, varlığımızı biz bilinç seviyemize göre şekillendiriyoruz. Bir makas var elimizde. Bu kumaşı ona göre seçiyoruz. İşte bu nefsimize göre mi kullanıyoruz bu makası? Ki o çarşaf ruhtur ve ruh Rabbinin emrindedir. Rabbimize eğer ki bunu bağlarsak, o Rab, içimizdeki o gerçek olan özümüzü açmak. Yani bir çiçeğin nedir? Kokusudur onun. Aksal gayatı. Esas gayesi kokusudur. Bir insanın da esas gayesi astral seyahate, şuna buna çıkmak değildir. Peygamber aleyhisselamın mucizesi Kur'an'dı ve ahlakıydı. Buraya inmesidir. Bakın, biz neden bu kadar çok astrale çıkmak istiyoruz biliyor musunuz? Neden bu son dönemlerde arttı? Mecidiyeköy işte. Mecidiyeköy. Çünkü iki kere iki dört etmiyor. Adalet ve hikmet işlemediği vakit, o zaman Geylani gelsin bu işi halletsin. O zaman İsa'yı indirelim. Ya İsa inse, senin içindeki İsa dirilmedikten sonra sen onu nereden bileceksin? İsa'nın gelmesi senin şu beden varlığını aşıp artık sevgiyle ve ruhla bakabilmendir yani. Ama Mehdi gelecek. Ve Mehdi geldiğinde de beğenmeyiz. Mehdi'yi de bilmeyi. Mehdi senin hidayetinin olmasıdır. Yani kişiselliğe o kadar takılmışız ki, mitolojik anlatımlara, Allah'ı bile yukarıda böyle sakallı, birilerine sürekli ceza kesip yargı yapan falan filan bir amca, bir şahıs, bir kütle olarak düşünüyoruz yani. Bu varlığın... Şey, hatırlıyor musunuz hocam? Bu bir algı olarak mı çıktı bilmiyorum ama çocukluğumuzda da hep duyardık. Tabii çocuklar Allah masallı. Baba kızar sana. Tabii. Hatırlıyorsunuz değil öyle mi? Öyle. Bir baba tabii. Şeyi vardı. Aynen, cezalandırıcı. Ama orada ben bunu biraz da bilinçli olduğunu düşünüyorum. Niye? Yani bir baba kavramı, hani şeyde vardır ya Kur'an'da da, hani evet. Hazreti İsa'yı işte... Hı-hı. Oğlu ve kutsal ruh üçleme vardır. Hı-hı. Baba, ama niye oğlu. Söyle? Tam söyle. Orada hani Allah baba, böyle bir algı baba mı acaba oluşmuş? Baba unsuru olmuş. Devlet gibidir. Yani düzen ve disiplin. Başka bir şey. Bir de eyvallah. İşte üçlemeden... Allah celaldir yani.
celaldir, ceza vardır, karşılık vardır kesinlikle. Evrendeki yasalara uymadığın vakit, yani bunu... Yok yok hocam, o değil. Tam anlatamadım ben. Şey anlamında, hani Hristiyanlıkta da baba vardır olursa, ya, baba oğul kutsal. Oradaki bir baba kavramını sokma algısı mıdır? Onu subliminal olarak şey yaptı. Anladım. Yani olabilir, olabilir. Bu bir ifade. Mesela Allah Resulü için de işte Allah'ın Habibi, sevgilisi. Bunlar mecazen kullanılmış. Aslında burada biz o üçgenlerde hep triyatlardan bahsediyoruz ya. Celal, Cemal, Kemal mesela manası. İşte zaman, mekan, bilinç kavramı. İşte Mekki sureler, Medine sureleri, Fatiha. Tez, antitez, sentez dediğimiz. Bu triyatlar tevhidin sac ayaklarıdır bunlar. Bugün işte yani teşbih, tenzih ve tevhid. Teşbih kimle? Hazreti İsa aleyhisselam göksel olanı yere indirmiş ve ben onun tutan eli, gören gözü, işiten kulağıyım. İşte beni gören onu gördü manası. Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Resulüne ittiba edilecek. Musa aleyhisselam da onu tenzih etmiştir. Göklerde adını bile anma demiştir. O Hüve'dir demiştir. Ya Hüve, o Hu'dur. İsmini bile anma. Yani hepsi H2O'da birleşiyor. H2O Hazreti Musa'da buhar olarak kendini ifade etmiş. Hazreti İsa'da buz olarak kendini ifade etmiş. Hazreti Peygamber aleyhisselam'da su olarak kendini ifade etmiş. Su hepsini de kuşatabiliyor. Ve hepsi H2O'ya bağlı. Yani bu zatı tefekkür etmeyin deniliyor ya. Zatı tefekkür etmeyin. Tefekkür edilemez zaten, zıttı olmaz. Biz bunları tevhide getirdiğimizde, bir üstadın çok güzel bir sözü vardır, bir zatın çok güzel bir sözü vardır. Tohum çoktan ağaç oldu. Tohum nerede, tohum nerede diye arama. Ağaca bilinçli gözlerle bakarsan her zerrede tohumu görürsün. İşte marifetullah ehli işin hakikatini bildiği için şeriatte, yani her bir zerrede, hukukta sınırı ve çerçevesi olan her şeyde Allah'ın hikmetini görmektedir. Hikmetini gördüğü için de kişinin kişisel süreci olduğunu bilir onun. Ama kişi sabredemez. Bak burası çok önemli. Ve ekstradan müdahalelerde bulunur çoğu zaman. Ve ekstra müdahaleler kazalarla sonuçlanabilir. Dolayısıyla astral aleme çıkmak isteğinin kendisi bile doğallığında olmayan. Mesela ölüm istenilmez yani. Doğallığında olması, kendini gerçekleştirmesi gerekiyor. Onun için kademe kademe maneviyat milim milim ilerler. Ama şeytan dediğimiz zihin dediğimiz bizim sınırlı algımız hemen ne yapar? Şey yapmak, acelecidir yani. Acelecidir. Hayır, bunu bak hiç uzağa gitme. Bu New Age'lere falan gitme. Hiç şeylere gitme. Al. En güzel yetim başı okşamak, insanlara yardım. Ya bu kadar hizmet sahası varken oradan mevcut imkanı değerlendirmek. Köklenmek, önce köklenmek. Ondan sonra o yukarı doğru çıkar zaten. Biz ne yapıyoruz biliyor musun? Geçen ben enteresan bir yakaza, böyle acayip bir şey yaşadım. Ya uyku uyanıklık hakikaten böyle, yani film yani, acayip böyle. Uçaklardan bombalar falan filan bir varlığa yapışmışım. Diyorum abi, diyorum, bu benim hüddam. Ha, hüddam da ne bu arada biliyor musun? Bak hüddam nasıl şey. Hüddam bir sureyi, bir esmayı, bir duyguyu, bir sanatı öyle bir beslersiniz ki artık onu varlığınızda realize etmeye başlarsınız. Mitolojinizde, kendi o masal ve misal dünyasında artık o şey yapar. Geçerliliği olan bir şey olur. Himmet eder yani. Ama bir mesela, varlık karşılıkları da varlık, var. Tabii varlık, işte Fatiha suresini okumuştur mesela, suret kazanmıştır. Bugün küfür et, küfrün de suret kazanıyor, cehennemde karşına çıkıyor. Yani biz nur okyanusu içerisindeyiz, prananın içerisindeyiz. Frekansların, Nikola Tesla'nın söylediği evrenin realitesini anlamak istiyorsanız diyor, titreşim ve frekans olarak okumanız lazım. Frekans ne işte? Zikir, her birisi bir zikir. Yani bunu işte nur, yani titreşim yasası. O açıdan Allah'a dua etmek lazım. Allah bizlere aklı selim versin 2020 ile. Kalbi selim versin, denge versin. Çünkü bu metafiziksel tutumların
çok sağlıklı olmadığını söyleyebilirim ben kendi şeylerimde, yani bu seyahatlerde olsun veya durumlarda olsun çok sağlıklı olmadığını ve onun için derslerde diyorum ki bakın hayatınızda eğer çıkışı sağlıklı yapmak istiyorsanız yetimlerle ilgilenin. Allah onların himmetine manalarını size açar. Şey vardır değil mi? 99 yetime tane yardım etmek, başını okşamak ile ilgili hadis değil mi? Şey vardır cennette. Tabii. Hatta iki elini parmaklarını göstererek tabii, işaret parmağını ve orta parmağını aynen, ikisini yan yana koyarak bu şekilde olacağız beraber aynen, o kişiyle. Aynen, aynen. Cennette öyle bir hadis var. 99 tane de ağacınız olsun, dikili ağacınız olsun. O ağaç 90 her birisine de birer esma verin. Çünkü ayağı yere basmayan, yani şeriatte, hukukta, matematikte, yasada yeri olmayan şeyler beyinde çok farklı nota bozulur, akort bozulur. Akort bozulduğunda ne olur biliyor musunuz? Artık size bu mimari güzel gelmeye başlar. O kornalara bap 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 duyarsızlaşmaya başlarsınız. Artık güzeli duyamazsınız. O zaman ne olur? İnsan cinlenmeye başlar işte. Cinnet geçirmeye başlar. Ve bu cinninde, bu cinnetinde öyle şey yapar ki, yapışır ki iblisleşmeye, o elbiseye tutunur. Allah muhafaza şeytanın hizmetine, içgüdüsünün hizmetine, amigdalasının hizmetine, yani reptilyanların hizmetine girmiş. Reptilyan amigdalasıdır. Reptilyan kötü müdür? Değildir. Ama yanlış kullanırsan, bataklık kötü müdür? Değildir. Ama yanlış kullanırsan, öfke kötü müdür? Değildir. Ama yanlış kullanırsan, o zaman hikmet dairesi, o zaman işte kişisel daire değil, kişisel çıkarımlar değil. Yani yol o kadar, ya bir uçakla gidiyorsun, arabayla gidiyorsun. Bugün navigasyon var yani. Sen nereye gidiyorsun abi? Maneviyat dediğin olay senin bilinçaltı, bilinçüstü dehlizler, evrenler. Milyonlarca insan algısı var yani. Kimsin, paralel kimsin paralel sen? Gerçeklikler. Sen ne diyorsun yani? Sen neyle dalga geçiyorsun? Şeytan dediğin bu olay senin yani kolektif zihnin öyle hileleri öyle. Hallederim ben, ne oluyor o iş. Peki hocam, o zaman denk gelmişken şunu da sorayım. Hani çok soruluyor ya bu tarz evet, konular. Astralle ilgili. Ne yapmamalı? Çünkü bu tarz belli ritüeller var. Aha. Belli kullanılan sentetikler ya da başka maddeler var. Otlar falan filan. Evet. Bilinçsizce bunların kullanımı ya da işte beraber grupla hareket edilerek belli astral çalışmaları falan filan. Filmler vesaire. Filmler tabii, gibi ya da belli şeyler ondan dinleyerek, sonra, izleyerek. Bakalım. Ondan sonra ayıkla pirincin taşını. İşte bu doğrudur, bu yanlıştır diyebilirler. Şunu yapmayın, eğer böyle bir çalışma varsa uzaklaşın. Yok. Diye bir bak, bilgi verme anlamında neler söyleyebiliriz? Dostum ben sana şunu söyleyeyim. Ben bugün Kabala ilminin içerisinde de tamam mı? Bir bilim adamı nazarıyla bakabilmeliyim. Tevrat'a da bir bilim adamı nazarıyla bakın. Bilim adamı tutumu çok güzel bir tutumdur. Böyle mübarek, dindar, ben onu okumam, o beni sabit bu değil. İlla her şeyi uygulayacaksınız demiyorum bak. Ya iman etmeyebilirsin, ha, bu başka yani, bir şey. Yani, şey anlamında söyledik yani İncil'de, Tevrat'ta bazen şeydir. Okur, bak burada şu tabii, hükümler tabii, var. Tabii. Tamam ben ona iman etmiyorum. Şöyle ben indirilmişe iman ediyorum. Eyvallah, şu anki eyvallah, ne değil, şu anki eyvallah, değiştirilmiş. Eyvallah. O farklı kavramlar yani, bunlar. Bu... Biz mesela bir bilim festivali yaptık. Evet. İTÜ'de biliyorsunuz. Biz orada DMT'yi de anlattık mesela. Yani beynin salgılamış olduğu ruh molekülünü de anlattık. Ama bu şu anlama gelmiyor. Hadi hep beraber bunu yapalım. Veya bu tür bir seremoni yapılacaksa öyle bile. Diyorlar hocam. Kubilay Aktaş topluyor grubu. Ne yapıyor? Çıkış mı böyle yapıyormuşuz? 20'li 30'lu gruplarla beraber. Allah inip inip çıkıyorlar. 20'li 30'lu gruplarla. Ben ağaç dikmeye yönlendireyim. Ağaç dikelim. İşte insanı kamil diyor. Kökleri yerde, dalları yukarıda. Değil mi? Kökleri yukarıda, dalları aşağıda. Yani bir ağaç misali gibidir. Allah katında güzel söz. O zaman şöyle yapalım. Bence bilim adamları bu astrali deneyimlesinler. Onlar olaya daha objektif bakabilirler ve Einstein'a gelen o ilhamlar, işte bilim adamlarına gelen o ilhamlar, hatta bir belgesel var biliyorsun, Spirit Molekül, Ruh Molekülü diye. Adamlar 8 yıldır bir konu üzerine çalışıyorlar, çözüm üretemiyorlar. Beynin öyle bir lobuna geçiyor ki orada yani bu işte şeyle, bu etkiyle
Bir bakıyorsun zaman mekanı aşıyor ve kendisine bir bütünlük hissiyle beraber parçanın hemen cuk diye yerine oturması, yani bütünlüğü kazanması söz konusu oluyor. Bunu tabii tedavide, tıpta kullanıyorlar. Ben bu konuyla alakalı sana bir yönlendirme yapacağım. Daha önce Aydın Üniversitesi'nde... Şey mi? Program için mi? Tabii. Bu hem kenevir bitkisiyle hem DMT ile alakalı çok değerli bir dostum, seminer veren bir dostum Gökhan Aydın. O sana bunun tıpta nasıl kullanıldığını, kanser hastalarına yönelik bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ama dediğim gibi her şey ehil elde doğrudur. Her istek aslında bir şey vardır. Şöyle bir üstadın sözü var. Bütün istekler arasında gerçek bir istek vardır. Kişinin kendisinin efendisi olabilmesi. Kişinin kendisinin efendisi olabilmesi. Yani bizim kişiliğimiz o kadar çok parçalardan oluşmuş ki dedemizin bile yaşamış olduğu ihaleler belki bize kalmış yani. Şu anda belki hava zerrelerinde o kadar çok kısa devreler var ki bunları alıyoruz. Yediklerimizden mayalanıyoruz ve her düşünceyle de özdeşleşmeyin. Her düşünceye de yapışmayın. Bir noktada onları işte şimdiki realiteye indirip değerlendirmek işimize yarıyorsa alalım. İşimize yaramıyorsa almayalım. Yoksa yeni yeni portallara kapı açıp Allah muhafaza Stephen Hawking söylüyor ya, yani bu uzaylılar meselesini çok fazla diyor şey yapmayın diyor yani. Böyle çok araştırmayın. Çok iyi niyetli olduklarını da söyleyemem derken bir uzaylı olduğundan o ayrı bir mesele. Ama insan bedeni belli şeyleri kaldırabilir yani. Hmm. Cebrail aleyhisselam bile ne yaptı? Bir adım atarsam yanarım dedi. Bak Esamem okumaz. Uzaylılarla ilgili iki program yaptık ama en son Nisan ya da Mayıs gibiydi. Ramazan ayına denk gelmişti ya da öncesiydi zannedersem. Steve Swerlow geldi Amerika'dan. NASA'da çalışmış. O Montauk projesi bilirsiniz. Evet, orada eğitim alan o çocuklardan, çocuk medyumlardan bir tanesi. Şey sormuştum. Hep denir ya uzaylılar, hey biz dostuz geldik falan. Onu sormuştum. Çünkü birebir temaslarda da bulunduğunu iddia etmişti. Kesinlikle dost değiller dedi. Dünya dışı varlıklar kesinlikle dost değiller dedi. İnsanlığın olmaması gerektiğini düşünüyorlar dedi. Şimdi bir araya gireceğiz tekrar son aramız. Bu arada şeyde o sürprizi de vermiş olalım hocam. Platformla ilgili YouTube'da. YouTube evet. Sevgili seyirciler araya gireceğiz ama şu hatırlatmayı da yapmış olayım. YouTube'da Sebep Sonuç kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Çünkü artık Ocak sonuna doğru platform haline geçecek kanal. 25 tane uzman hocalarımızın olduğu büyük bir platform olacak. Bir tane hocamız da burada Kubilay Aktaş. O sözü İnşallah. Sizden aldık hocam. İnşallah, İnşallah olacaksınız. İnşallah birlikte olacağız. Peki bir aramız daha var, sonrasında buradayız. Sebep sonuç devam ediyor. Kubilay Aktaş hocam, daha önce ara ara girdik ama başka bir bölümde rahat rahat konuşalım demiştik. Onu da ben son bölüme aldım. Namaz konusunu. Evet, salat. Namazdaki hareketler, onları nasıl anlamalı? Çünkü rükûsu, secdesi, kıyamı, ona göre belli anlamlar yüklenebilir mi demiştik. Sizden dinleyelim ama hareketleriyle mi yapacağız, nasıl yapacağız? Bir iki bir şey anlatayım. Tamam. Şimdi az önce şeyden bahsettin ya, DMT konusundan, tamam. Pineal bezin aktivasyonu. Şimdi bu hani E eşit MC kare var ya, enerji okyanusu içerisindeyiz ve enerji yoğunlaşır, madde olur. Madde seyrelir, enerji. Enerji madde sadece bir faz farkıdır, bir mertebedir. Onu belirleyen de C kare, yani ışık hızını aştığında, değil mi? Madde ne oluyor? Enerjiye dönüşüyor. Işık hızının altında enerji de madde oluyor. Yani bu pineal bezin titreşimiyle alakalı. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Bu pineal bez sabah namazı, sabah vakitlerini, seher vakitlerinde öyle bir titreşir, vizyonlar açılır. Bir açıdan şöyle söyleyeyim.
kendini bir uzay gemisi gibi, tamam mı? Dışarıdan gelen bütün bu tozları veya fotonları filan da sana nüfuz etmeye, negatifleri de var, bunların pozitifleri de. Şu anda havada öyle frekanslar var, biz göremiyoruz bunları. Gözün görme eşiği belli. Bu arada 20 ile 20.000 arasında duyuyoruz filan. Güvercinler de, bizim Hasan abimiz var, onunla muhabbetimiz de 0.1 ve kadar duyabiliyor. Duyma eşiği o kadar şey ki, duyarlı hassasiyet ki. Onun için kumrular, güvercinler işte hep vahiy ile temsil edilmiş. Yani en küçük fazları ve frekansları fark şeyler edebiliyorlar. Tabii bilmiyorum ona ne diyeceksiniz, Yunus. Yunuslar tabii. Onun frekansı, aynen, Yunus tabii. Peygamberle onların, ilgili tabii, kısaslar onların var. Şifalandırıcı kısalar sesleri, arıların sesleri keza. Şimdi dolayısıyla aslında evren bir titreşim ve frekans noktasında bir nur okyanusu. Dolayısıyla bu nur okyanusu belli bir yörüngede, sübuh bir yörüngede ne yapıyor? Yüzüyor. Bu belli menzillerden geçiyor. Yani ve güneşe bağlı olarak. Güneş de orada kalbi temsil ediyor. Kalbimizdeki hallenmeler gibi evrenin de kendi içinde hal değişimleri var. Yani mikro evren, makro, makro mikro arasındaki durumlar. Hem bunlar psikolojimize de yansıyor, hem biyolojimize hormonlar düzeyinde yansıyor, hem kozmolojide de gezegensel açılar olarak yansıyor. İşte namaz vakitlerinin aslında bizim bu titreşimlerle bedenin, bedenle zihnin, zihin ile aklımızın bir noktada dengelenmesi noktasında aslında insanlık tarihi boyunca namaz hep vardı. Mesela en ilkel namaz aslında hani yoga var ya, yoga bütünleşmek anlamında yine bir tevhid. Surya Namaskara var, Charya Namaskara var ama upgrade'i var. Şimdi bir saat yoga yapıyorsun ama şey değil yani. Orada peki namaz... şunu sorayım. En ilkeli dediniz ya. Nereye kadar gidebiliyoruz yogada? Yani nereye kadar gidebiliyoruz derken ilkellikte kaç yıl yogada, gidebiliyoruz? Çünkü tabii, daha öncesinde şimdi, az önce ilk Adem'den, Hazreti tabii, Adem'den beri bir şeriat olduğu tabii, için tabii, o dönemde de o ibadetler yapılıyor. Oraya gittiğimizde farklı algılanacak. Şimdi şu anda şöyle bir şey var. Teşbih, tevhid ve tenzih. Demek teşbih, tenzih ve tevhid. Yani bir çocuğun bebeklik hali, yetişkinlik hali, bir de kamil hali diyelim yani. İslam bir çatı gibidir, bir çatı gibidir. Bütün bu şeriatlerin harmonisini oluşturur. O şeriatlere takılmaz, o şeriatların da en kamil şeriatı zaten İslam'da vardır. Yani bir üniversite düşünün. Üniversitenin içinde fakülteler var ve üniversitenin dekanlığı, değil mi? Bütün o fakülteleri dengeliyor. Fakat üniversitenin kurmuş olduğu öyle bir fakültede var ki, bütün o ayrı ayrı fakültelerin hepsinin numunesini kendisinde gösterebiliyor. Yani bugün örnek veriyorum yani. Onlardaki bazı ahlaki değerler, işte o günahlar, dönem, yanlışlar, şimdi, doğrular şeriatı içerisinde olabilir ama o tarz bazı öğretilerde rab tutma var. Şimdi bak. Orada bir sorun var. Şimdi bak orada bir şirk sorun, oradaki oluşuyor. Sorun ne biliyor musun? Şimdi bir çocuğun Rabbi başlangıçta annesi babasıdır. Yetişkin olduğunda alemlerin Rabbine intikal edecek. Yani şunu demek istiyorum. Rab bağlantıda olduğumuz noktalara da işaret ettiği gibi bir çocuk düşün, bir bebek düşün. İlk dönem süt içer, değil mi? İşte insanlığın ilk dönemi süt içmek gibidir. Ve ona göre bir şeriat gelmiş. Daha sonra gıdalardan beslenmeye başlamış, ona göre bir şeriat gelmiş. Peygamber aleyhisselamla artık insanlık sofrası, maide sofrası öyle geniş ölçekte kurulmuş ki artık manadan beslenir bir. Bu arada beni çok, yani hakikaten çok değerli. Bunu şöyle küçük bir varlık okuması olarak. Yani Türkiye bugün arabasını yaptı, değil mi? TOG. TOG, değil mi? Yani, İsim şu an geçecek, şimdi değişebilir. Bu elektrikli bir araba. Hı hı. Ve çok önemli bir şey. İnşallah bu ülkemiz için şu anlamda İnşallah. Petrolden, yani atalarımızın değil ve geçmişin değil, şimdinin bilincini. Bak, elektrikli araba, nur esması var. Bir de topraktan atıl. Demek istediğimi anlatabildim mi? Dolayısıyla işte ama toprağın da hakkını veriyor, elektriğin de hakkını veriyor. Yani sabah namazı, öğle, ikindi, akşam, yatsı, her mertebeyi ne yapıyor?
insan seyri sülüğü gibi, insan ömrü gibi, insanın psikolojik geçişleri gibi bir bebeklik hakkını da veriyor. Ne yaptı? Bütün öğretileri, bütün şeriatları. Aslında dinler diye bir şey yok. Sadece tek din var. O da İslam. Yani üç din filan değil o. Tek din var. İslam, şeriatleri farklı. Ya şey demiyor işte semavi dinler falan. Semavi dinler. Dediğiniz gibi işte tek din bu var. İnsanın, İnnet dini, indallah, İslam. Aynen. İnsanın gelişimiyle alakalı dinlerin gelişi de aslında bu manada. Namazlığın da bunlarla ilişkisi var. Yani insanın işte beş nefis mertebesine de bakması, işte şeriat alemi, misal alemi, melekut alemi, ceberut alemi ve lahut alemi gibi o beş vaktin olması ve gece de özellikle hahut yani o şuurlanma. Teheccüd namazı mı? Teheccüd namazı. Altı devirde yarattı meselesine de bakması söz konusu. Özellikle o sabah vakitlerinde o pineal bezin titreşimiyle varlığımızı görebilseydik, kalp gözümüz açılsa. Güneşteki o 64 çeşit patlama var. 64 çeşit patlama. İnsan DNA'sında da 64 çeşit dizilim var. Ve kalbimiz de ilginç duyguların patlamalarına göre oluşmuş şeyler var. Nedir onun adı? Hormonlar var. Ve onların oluşturmuş olduğu hücre grupları var tabii ki. Bu güneşteki 64 çeşit patlama ve insandaki DNA'daki 64 çeşit dizilim, o ilk güneş ışıkları, o fotonlar suya boş olarak düşüp bizim alanımıza geldiğinde, bizim bilincimizle mayalandığında, yani kaplar boş bir şekilde geliyor ve biz o kapları dolduruyoruz. Özellikle sabah namazı o açıdan şahitlidir, çok önemlidir. Özellikle sabah namazı o ozon gazı vardır biliyorsunuz. O geçişlerde olur yani özellikle az önce büyüyü sormuştun, sihiri sormuştun ya. Büyü ve sihir de geçişlerde insana tesir edebilir. Dua da geçişlerde insana çok yüksek tesir eder. Zaten dua ve sihir aynı kanaldır. Biri negatifi, biri pozitifi. Ve berzahlarda, aralıklarda, o geçişlerde yani geceden seher vakitlerindeki yapılan dualar. Mesela bir iki alem arasında yapılan dualar derken işte tam netleştiremediğimiz durumlarda, o aralıklarda bazı fikirleri bize subliminal olarak sokuyorlar. Ama biz oraya dua da sokabiliriz, onu demek istiyorum. O açıdan sabah namazı o kadar önemli ki güneşten gelen o fotonlar boş ve biz onları dualarla dolduruyoruz. Ve o abdeste baktığımızda bedendeki birçok hormonları, birçok özellikle burnumuza biraz fazla su çekip şuraları aktive etmenin kendi içinde bir önemi var. Yani tamamıyla tevhide gelme ve dengelenme ve semavi olanın arza inmesi noktasında namaz bir sanat, bir maddeleştirme, bir tatbikattır. Ama namaza dikkat edin diyor. Ama özellikle ve özellikle orta namaza dikkat edin diyor, değil mi? Mesela namaza dikkat edin ama orta namaza dikkat edin. Şimdi kimi alimler işte ikindi namazıdır demişler. Kimisi şey. Ben bir üstadın yorumunda şöyle bir şey, benim çok hoşuma gittiği için paylaşıyorum. Bu da bir açıdan bakılabilir. Kıldığımız namaz beş vakit namazdır. Buna dikkat edelim. Eyvallah. Bu abdiyet, kulluk noktasında bizim dinin direğidir. Miraçtır. Müminin farzdır. Miracıdır. Farzdır. Yani yasadır. Anlatabildim mi? Sünnet nedir? O yasanın uygulanmasıdır. İşte Peygamber Aleyhisselam bu farzı yaşamının her şeyini namaza çevirerek yapmıştır. Şehvetim namaza dönüştü demiştir. Demek ki Peygamber Aleyhisselam'ın o farzı sünnete çevirmesi manası aslında evrensel yasayı bir yani ilahi dediğimiz evrende işleyen yasayı, var olan yasayı toplumsal düzeyde psikolojilere ne yapmıştır? Yansıtmıştır. Varoluşsal, ontolojik bir durumu epistemolojiye, bilgiye yani insan algısına ne yapmıştır? İndirgemiştir. Gezegenler de ne yapıyor? Bir imam etrafında namaz kılıyorlar. Salattalar yani salat namaz değil de salat bağlantıdalar. Bir tavaf halinde. Aynen öyle. İşte sübbuh bir yörüngede yüzüyorlar. Eğer biz de kalp merkezinde, kalbi selim noktasında ki bu şuurdur. Bu şuur
Hani Muhammedi şuur diyoruz ya, şuur zaten Muhammedi. Muhabbet yani bütün alemleri birbiriyle ilişkilendiren o şuurdur. Şuur, dikkat edin, alemler değildir. Alemler şuurun yansımasıdır. Şuur bir güneş gibidir. Alemler de renkler gibidir. Dolayısıyla bu şuur olmadan bu renkler içerisinde ne oluruz biz? Boğuluruz. Kırmızı yeşille, yeşil de kırmızıyla savaşır. Ama güneşi bildiğimizde işte Muhammedi şuur kalp menzili ve nasıl ki güneş gezegenler etrafında dolaşıyor ve güneşe bağlı bir yörüngede yüzüyor. Biz biyolojik olarak beden olarak selim olursak, yani dansla, yani hareketle, yani hacamatla, yani arınmayla, yani işte alkol, bedene zarar verici şeylerden, haramlardan uzak durarak bu bedeni selim hale getirebilirsek, aklımızı da Newton bakışından holografik bakışa, yani sevgiyle besleyebilirsek, muhabbetle, kalp sevgiyle besleniyor. O zaman nefsimiz ne yapmaya başlar? Arınmaya, saflaşmaya başlar. Ve bu safiyetle birlikte, yani doğru yörüngede yüzmekle birlikte biz elhamdülillah deriz. İşte bu elhamdülillah kendi merkezine bir manasıyla inmektir ki o kadar yörüngelerden geçmiştir ki, yani emmareye düşmüş, mülhimeye çıkmış, levvamelerde kendini hırpalamış, şu olmuş, bu olmuş, bir sürü yolculuklar, ondan sonra mutmainneye çıkar, oh elhamdülillah der. Elhamdülillah dedikten sonra hizmet raziye ve marziye, yani sen artık tecellilerden razısın ve tecellinin sahibi de senden razı manasında bunlar birbiriyle entegre olur. İşte arif-i billah, marifet ehli bir manasıyla işin şeriatinin de öyle olması gerektiğini biliyor ve kimilerinin orada hizmet göreceğini, öyle yani. Cehennem için yaratılan da var, cennet için. Adam doğuştan öfkeli adam mesela. Yani adam cebbar esmasıyla. Genlerde var adam, katillik mesela, bir şeyler var yani. Bunları nasıl rehabilite olacak peki? Bu ihaleler, bu genetik ihaleler, bu psikolojik ihaleler, bu kozmik karmik ihaleler nasıl rehabilite olacak? Doğa ile helalleşmek, yani insanı adalete önce biyolojik adalet ve bunun akabine ne olacak? Gerçekten şeriat, yani şeriat derken hukuk demek istiyorum yani. Hukuk, 2 kere 2'nin 4 ettiği matematiğiyle fiziktir. Yani realite nedir derseniz, Allah her an bir şeyindedir. Şeyin hareket demektir. Yani evren kesinlikle belli yasalarla işler ve insan bu yasalarla uygunluğu içerisinde. Yani biyoritimler var. Sabah vaktinin ritmi ayrıdır, öğlenin ritmi ayrıdır, ikindinin ritmi, akşamın ritmi, yatsının ritmi. Ve kozmos da bununla alakalı. Biz bu çarklara ters bir hareket yaptığımızda kısa devre olmaya başlarız. Cennet nedir? Cennet bu varlığın bizzatihi kendisidir. Cehennem nedir? Kısa devre yapmış olan halimizdir yani. Kısa devre yapmak. Kısa devre yani şirk olmuş oluyor. Hareketlere bakalım mı? Vaktimiz çünkü azalıyor. Ben olur. Aslında rüya, vahiy kısmını konuşalım istiyorum ama vaktimiz kalmayacak. Namazın hareketlerindeki, yani namazdaki anlamlarına temel... bakalım. Bir de tabii, namaz müminin miracıdır nasıl tabii açabiliriz diye. Eyvallah. Tamamlayalım. Yani namazdaki işte her bir duruş, her bir hareket işte... Göstererek mi anlatacaksınız? Yok, yoksa... kıyam duruşu malum. Yani kıyamdayken aslında şey, insan bir tanesi hocam, yani bir tanesi ben öyle şey yapıyordum. Mesela kıyamda kan beyine biraz zor çıkıyor. Secdede ise akıyor. Yani kıyam bir kutuptur. Secde ayrı bir kutuptur. Ama rükû ise dengelendiğimiz bir kutuptur. Mesela Yahudiler kıyam ağırlıklı. Hocam biraz hızlandırabiliyor muyuz? Tamam. Yönetmenim uyardı. 2-3 dakika içinde bitirmemiz gerekiyor. Hareketleri hızlı. Eyvallah. Yahudilere diyor ki rükûya gidenlerle beraber rükûya gidin diyor. Rükû dengeyi temsil ediyor. Yani kişi sağ ve sol lobunu, geçmişi ve geleceği bir noktada şimdi de dengelediğinde tahiyyat dediğimiz ahadiyete düşüyor ki o merkeze bağlı olduktan sonraki kıyam sağlıklı, o secde de sağlıklı. İşte o ipe sarıldığımızda tahiyyat, yani bütün mertebeleri o
şifalandıran ve arındıran merkeze bağlandığımızda bütün boyutlar, yani şuura bağlandığımızda bütün boyutlar ne oluyor? Bir harmoniye, bir dengeye gelmiş oluyor. 2020 hepimize şifa, ilim olsun. Hocam vakit yetmiyor. 2 saatlik bir program. Artık 2,5-3 saate kadar açabilsek gidecek ama tabii sizi de çok yormak istemiyorum ben. Bugün de şimdi kapatma durumunda çok kaldık. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada yine hatırlatmış olalım, YouTube platformumuzda olacaksınız. İnşallah programlar yapacağız size de. Sebep Sonuç kanalından YouTube'da bize abone olarak destek olmanızı rica ediyoruz. Araştırmacı yazar Kubilay Aktaş. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık hocam. Sağ olun. Allah yakın bir zamanda var mı yine? Planlayalım. Olur. Konuşalım. Her zaman keyifle. Bir eğitimlerimizi alalım seni inşallah. Öyle mi? İnşallah bekliyorum. Mürşit olarak mı tabi olalım hocam? Eyvallah. Evet, sevgili seyirciler, programın tamamı yarın yine Sebep Sonuç kanalından YouTube'da yüklenmiş olacak, yarın akşam üstüne doğru reklamların çıkmış haliyle. Haftaya başka konu ve yine konuğumla burada olacağız inşallah. Görüşmek üzere, iyi geceler.